Pasta gibi. Altında kırık yumurta var. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kümesimize indik ve yumurta topluyoruz. Evet, iki gündür yumurtalar yine aldırmadım annemgile. Bu ara annemgilin demesine bakılırsa, evdekilerinin demesine bakılırsa, bu ara yumurta verimimiz bayağı bir artmış diye duydum. Kümesimiz de tertemiz. Daha yeni temizledim arkadaşlar. Temizlik videosunu çekmedim. Ama bir dahakine çekerim inşallah. Çokça zaten kümes temizliği videom var kanalda. O yüzden çok sık çekmek istemiyorum. Hep aynı içerikler oluyor çünkü arkadaşlar. Temizlik videolarımızı izlemek istiyorsanız bu videomuzun sonuna birkaçını koyarım, bakarsınız. Güzel temizledik ama. Güzel olmuş. Evet, başlayalım isterseniz yumurtaları toplamaya, ama ondan öncesinde bir tane kova alalım kendimize buradan. Şu yeterlidir herhalde. Bakalım kaç tane toplayacağız arkadaşlar bugün. Bismillah diyelim ve başlayalım isterseniz. Hangisinden? Onda, bunda, şundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onladır. Sağ baştan başlayalım arkadaşlar. Folluklarımız gerçekten güzel oldu. Değil mi? Muhteşem bir folluk. Buradan çekip de yumurta almayacağım. Burası da temizlik için yaptık zaten. İçerisine bakalım. İki tane yumurta gördüm ben. Siz de göreceksiniz şimdi. Evet. İki tane yumurtamız burada var. Bismillah dedik ve başladık. Bayağı da iri yumurtalar. Şu sağ taraftaki yumurtalar büyük ihtimalle şu arkadaşlarımızın anaçların yumurtaları. Bak, bu yıl koca koca salıyorlar. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Bayağı bir yumurta var gibi duruyor. Verim artmış arkadaşlar. Yeni ferikler de büyüdü artık. Kelo olanlar falan. Bayağı bir salımımız var. Bismillah dedik. Doldurmaya başladık. En sondaki follukta da bir tane tavuk var. En son ona geçelim. Bunları toplayıp en sonuna gelelim. Bakalım ne var ne yok. Gördüm yani. Dipte bir tane tavuk var. İçeride. Bakalım ne yapıyor. Ayakta mı duruyor la o? Ayakta duruyor sanırsam. Evet arkadaşlar, yumurtaları saymıyorum. Şöyle bakın, burada da 3 tane var. Yine sizlerden bekliyorum sayımı. Yorum olarak artık düşerseniz çok sevinirim. Kaç tane yumurtamız var. Bismillah. Evet bakın. Şu, sen niye ayakta duruyorsun la? Hasta mı arkadaşlar bu? Hasta gibi. Şu. Altında kırık yumurta var. Önde 2, 4, 5, 6 tane önünde yumurta var. Arkasında bir tane kırık yumurta var. Korkuttun beni. Allah Allah. Sıkıntın mı var senin? Bir ağrısı var gibi geliyor bana. Şu yumurtaları bir alalım arkadaşlar. Yumurta kırılmış. O garanti. Arkasında bir kırık yumurta var. Bu kesin sonuç ama. O kırık yumurta kabuksuz bir şekilde. Ve sanırsam... Allah Allah. Canım benim, acaba neyin var senin? Yerim mi abi? Oo, elime de vuruyor. Elime de vuruyor kendisi. Bir acın mı var senin acaba? Ha? Bir yerin mi acıyor senin? Söylesene. Sesi de çıkmıyor. Acaba yumurta mı salıyor? Yoksa acısı mı var? Bu yumurta orada kabuksuz bir şekilde. Onu nasıl alabiliriz? Alacağız. Evet, bir tane eldiven, bir tane de kap alıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde bir yere sıkıştıralım. Önce onun altındaki o sarı birikintiyi alalım. Allah Allah. Ya Allah ya Bismillah. Hele çekil bakayım oradan. Kızım az çekil. Şunu bir alalım. Aldık. Şuraya koyalım. Bir yerin mi ağrıyor senin? Ha?
Canım yumurta mı bırakacaksın? Geriye itileyelim. Kapağımızı bir sıkışma var gibi ama. Evet. Buraları da tekrar düzenleyelim. Bir sıkıntısı var hayvanımız. Yok, bu yumurtaya hazırlanıyor. Tamam, o çok iyi. Yok, bu yumurtlamış olamaz. Bu farklı bir metot. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Şimdi gördüğüm kadarıyla zarsız bir şekilde dış yüzey olmadan yumurtlamış hayvanımız. Böyle şeyler nadir görülür kümes ortamlarında. Bana da yine nadiren denk geldi. Gerçekten şimdi açıklama yapalım. Şimdi baktığımız zaman burada iki tane yumurta görüyoruz şahsen. Tam emin değilim ama sanırsam gelişmemiş bir yumurta ve gelişmiş bir yumurta olabilme ihtimali yüksek. Bakın, kesinlikle eminim demiyorum ama iki tane birden yumurtlamış gibi gözüküyor ve gelişim süreci tamamlanamamış. Kümesimizde gayet besleyici öğünler veriyorum. Her yer dolu ve bir o kadar bereketli, her şeyi iyi biçiyorlar. Muhtemelen bu hayvanımız değil. Şu an elimle de poposunu yokladım, bakındım. Ama değil, bu sadece yumurta salımına hazırlanıyor. Ayakta durmasının tek sebebi ise bu olabilir. Çünkü ıslak bir zemin bunun üstüne oturmayacaktır. Ama biraz da morali bozuk gibi geliyor. Şöyle dön bakalım, popona bir bakalım. Hayır arkadaşlar, bunda öyle bir sorun yok gibi. Posunda da bir şey yok. Bakalım. Yani bu biraz da yumurtlar gibi düşünüyorum. Biraz morali bozuk ama yerleşecektir. Neyse, gelelim asıl konumuza. Bu yumurtamız yumurta toplarken hastalık sayılabilir, sayılmayabilir. Lakin sorun yok bence. Bence bir sorun yok. Genel itibariyle böyle şeyleri çok yaşlı tavuklar yapıyor. Bizim kümesimizde de sanırsam 2-3 tane yaşlı var. Misal bu içerideki yaşlıdır. Belki de 2 senenin üstünde olmuştur. Bu mesela genç, geçen yılın feriklerinden şu siyah. Şu arkadaş yaşlı misal. Yani örnek veriyorum. Bu arkadaş da olma ihtimali yüksek ama poposunu yokladım. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. İnşallah bu değildir. Neyse, belli olur. İçeride durduğuna göre şahsen o yapmış olsaydı bunu, çoktan çıkması gerek. Çıkmadığına göre yumurtaya hazırlanıyor bence. Böyle bir şeyle karşılaşmak ilk defa karşılaştım. Harikalar diyarı sezonu boyunca kümesimi açtığımdan beri ilk defa böyle bir şeyler denk geldim. Dersin yani bildiğin kırmış, buraya dökmüşler. Lakin öyle bir durum yok. Hayvanımız tamamıyla yumurtayı kabuksuz bir şekilde salmış. Değişik bir durum. Bu da demek ki yumurta yolları sisteminde belirli başlı etaplardan geçerken bir sorun oluşturuyordur. Bu da genel itibariyle yaşlı tavuklarda daha sık görülmektedir arkadaşlar. Bunun da bilincinde olun. Diğer yandan zaten ilerleyen zamanlarda bir bilgi verici videomuz gelecek inşallah. Onda da daha da detaylı bir şekilde değineceğiz bu konuya. Yumurta serüvenine, hayvanlarımız hakkında ilginç gelebilecek yumurta bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Yumurtalar nasıl oluşuyor? Neyse, bu videomuzun da sonuna gelelim. Değişik bir durum oldu. Tuhaf bir rastlantı oldu. Ama şükür. Bakın, kendini hazırlıyor. Bu yumurtlayacak sanırsam. Neyse, bu yumurtlasın. Biz gidelim arkadaşlar. Kaç saate yumurtlarsa. Yumurtalarımızı umarım saymışsınızdır. Kaç tane yumurtamız var? 2 günde bu kadar yumurta elde ettik. İnşallah yaza doğru daha da çok artacaktır. Ferikler alttan geliyor çünkü. Diğer videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaç adet yumurta aldık? Kaç tane yumurta var? Görüşürüz.